Merhaba, Bitki Günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Attil ya da Latince dile Ruscus hippoglossum, kuş konmazgiller yani Asparagaceae ailesinin bir üyesi ve daha önce bir başka videoyla anlattığım tavşan memesi yani Ruscus aculeatus'un yakın akrabası olan ve görünüm olarak ona çok benzeyen, çok yıllık ve yaprak dökmeyen, yarım metre kadar uzayabilen kısa boylu bir Akdeniz bitkisidir. Ona at dili dışında fare dikeni ya da dikensiz tavşan memesi de denir. Sıcaklık ve kuraklığa olduğu kadar soğuğa da dayanıklı bir bitki olan at dili, yeşilimsi beyaz çiçeklerini açtıktan sonra nadiren, süs amaçlı olarak da kullanabilen kırmızı yuvarlak meyvelerini oluşturur. Ona kayalık ve kurak bölgelerde, çalılık ve ormanlık alanlarda, hatta deniz kıyısında bile rastlayabilirsiniz. At dili Akdeniz kıyı bahçelerinde süs amaçlı olarak da yetiştirilebilir. Bitki yüzyıllar boyunca bitkisel tedavilerde enfeksiyon ve pıhtılaşma önleyici ve diüretik ilaç olarak kullanılmıştır. Bitkinin yaprakları Roma sikkeleri ve büstlerini de süslemiştir. Hatta Romalıların yapraklı dallarından ayrıcalık ve üstün başarı gösteren kişiler tarafından takılan taçlar yaptıkları at dili İskenderiye Defnesi adıyla da tanınırdı. Yeri gelmişken ilginç bir bilgi olarak Romalıların dinsel kutlamalar haricinde taçlar takmaları yasaktı. Fakat Sezar bu kurala uymamış, Senato tarafından kendisine verilen bir ayrıcalık olarak sürekli defne yapraklarından yapılmış bir taç takıyordu. Çünkü böylece hem Romalılar hem de Yahudiler tarafından hor görülen kelliğini nispeten daha iri olan defne ağacı yapraklarının arkasına gizliyordu. Aslında Sezar'dan önce ve hatta sonra bile sadece defneden yapıldığını sandığımız tacın aslı defne ağacı yani Laurus nobilis'ten değil de İskenderiye defnesi olarak bilinen Ruscus hippoglossum'dan yapılmaktaydı. Bunun kanıtı da az önce bahsettiğim büstler ve sikkelerdir. Hatta atletizm oyunlarında galip gelenlere takılan bu taçlar katıldıkları oyunlara ve oyunların yapıldığı bölgelere göre değişiklik gösterirdi. Örneğin olimpiyat oyunlarına katılıp dereceye girenlere zeytin, defne, kayın, palmiye, çam ve hatta maydanoz yapraklarından yapılmış taçlar bile takılabiliyordu. Bitki günlüğümüzü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder, bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.